Poyrazoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayalaştırma projesi kapsamında Alemdağ Caddesi, Metro Çarşı ve Metro Ümraniye durakları arasında trafiğe kapatıldı. Senin de bahsettiğin gibi ben yıllardır Üsküdar'da oturuyorum ve burası, Ümraniye'nin bu bölgesi, Alemdağ Caddesi bölgesi gerek Üsküdar, gerek Çekmeköy, gerek çevre semtlerden alışveriş için yoğun olarak tercih edilen bir bölge ki burası trafiğe açıkken gerek yoldan karşıdan karşıya geçmekte, gerek araçların kornaları, gerek trafik zor durumda kalabiliyordu vatandaş ama şimdi sakin, sessiz ki biraz önce senin de zikrettiğin gibi sabah saatleri olduğu için biraz sessiz vatandaşa soracağız, esnafa soracağız. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun, geçen pazar itibariyle kapandı trafiğe. Nasıl durumlar? Ya şimdilik trafiğe kapandı tabii, daha ilk günler. Biz bunun ne olacağını ileride daha iyi göreceğiz. Ama burada tabii ki trafiğe kapandı fakat bu trafiği diğer caddelerden verince burada otopark sorunu büyük bir sorun olmaya başladı. Çünkü insanlar geldiği zaman otoparka koyacağı bir alan yoktur. Fakat cadde olarak gezip alışveriş yapmak için güzel oldu. Ama artık ticari şeyine, neticesine daha sonra bakıp göreceğiz yani. Bir de havalar soğuk bu aralar. Havalar ısınınca özellikle de cumartesi, pazar. Tabii cumartesi, pazar akşam saatlerinde çok yoğun olacağını düşünüyoruz ama işte bu insanların buraya ulaşmasında araçlarını nereye koyacak, bu çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Evet, otopark çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi'nin devam ediyor. O da tamamlanınca burası adeta İstiklal Caddesi gibi bir cadde olacak ki trafiğe açıkken bile cumartesi, pazar, ilkbahar ya sonbahar mevsimlerinde iğne atsanız yere düşmeyecek bir nokta. Peki sokağın nabzını tutarken sevgili seyirciler, bizim öncelikle tercih ettiğimiz esnaflar kebapçısı, çorbacısı, çaycısıdır. Hemen yanımızda çorbacı ve kebapçı bir esnafımız var. Merhabalar. Merhabalar. Hayırlı olsun, kapandı trafiğe. Teşekkür ederiz. Nasıl çorba satışları, kebap satışları? Şu anlık iyi ama daha bunlar başlangıç. Aslında iyi olacağının sinyallerini verdi. Altyapı çalışmasının tamamlamasıyla beraber, otoparkımızın meydan alanına daha iyi olmasıyla beraber daha iyi olacağının sinyallerini veriyor aslında. Ama bunun için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Tabii tabii, vatandaşın da haberi yok değil mi daha? Hani taze pazar, pazartesi, salı. 2-3 günlük bir süreç daha. Tabii şimdi sosyal alanların daha da artmasıyla buralara daha insanların daha fazla gelmesi daha minimum seviyede şu an ama sosyal alanları yapmasıyla beraber insanların daha da sık geleceği rastlanır. Evet, teşekkür ediyoruz, sağ olun. Vatandaşla daha önce de konuştuk. Diyor ki vatandaş, buraya bir tiyatro yapılsa, bir sinema yapılsa İstiklal Caddesi gibi Anadolu yakasının İstiklal Caddesi olur diyorlar. Şimdi bir de vatandaşa soralım. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Nasılsınız? Sağ olun, sizi sormak. Nasıl oldu burası, trafiğe kapandı? Ya buranın böyle olması bence iyi oldu. Ailecek buraya biz alışverişe, yemeğe geliyorduk. Hep arabalar oluyordu. Karşıya falan geçmemiz zor oluyordu. Böyle olması bence biraz daha iyi oldu. Hem esnaf için hem buranın vatandaşı için böyle olması bence daha iyi oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bu cadde üzerinde 3 şerit vardı ve bu 3 şerit üzerinden Üsküdar'a doğru araç trafiği akıyordu. Şimdi ise trafik kapatılmış durumda. Gördüğünüz gibi banklar, çiçekler koyulmuş durumda ve vatandaş dilediği gibi burada gezebiliyor. Şu an sabah saatleri olduğu için sessiz, sakin ama öğleden sonra özellikle ve cumartesi, pazar ve hatta yaz, ilkbahar, sonbahar mevsimlerinde burada iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık söz konusu oluyor. Peki burada normalde Üsküdar'a akan trafik nereye yönlendirildi? Tabii ki hemen Çavuşbaşı Caddesi'ne yönlendirildi. Trafiği de aksatmamak için buradan geçen güzergah Çavuşbaşı Caddesi üzerinden akacak diyelim ve sözü merkeze bırakalım.